Evet. Evet. Tamam. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim için hoş geldin demiyorum size, kendiniz için söylüyorum. Çünkü benim konferanslara gelene ben teşekkür etmiyorum, tebrik ediyorum. Çünkü bana bir faydası yok. Kendilerini ve milletini düşündükleri için kendilerini tebrik ediyorum. Benim de stilim bu. Şimdi bu çocuğa düşünme öğretimi meselesi var. Bu nereden oldu, nasıl oldu onu kısaca söyleyeyim. Şöyle, biz tabii felsefe dersinde biz bunları okuturuz. Yani felsefeye giriş, felsefe tarihi, bunlar işin dedikodusudur zaten. Ben dedikoduya karşıyım. Yani Aristo ne dedi, Eflatun ne zaman öldü, bana ne? Bana ne lazım? Aristo, Eflatun nasıl felsefe yaptı? Yani felsefe nedir? Sistematik düşünmenin en üst dozajıdır. Yahu kardeşim, baktım her dönem benim önüme, ülkemizin ilk 20-30 binine giren üniversite sınavında yeni nesli geliyor. Ya abi, bunların içinde şeyler de var. Yani yüksek lisansta bunları niye anlatıyorum? Ağlamak, sızlamak için değil yani. Nereden geldik buraya onu anlatmak için. Ya felsefe fakültesini okumuş, 4 yıl geliyor yüksek lisans yapacağız. İlk sorum şu, felsefe nedir? Bilen yok. Peki felsefe nasıl yapılır? Yine bilen yok. Ha bırakın onu, alan dışından da alıyoruz. Fizik, kimya, sanat geliyor. Ya sanat nedir diyorum, 4 yıl okumuş yüksek lisans. Sanatın ne olduğu bilmiyor. Fizik nedir? Yok. Hep böyle. Şimdi tabii biz derslerde bu düşünmenin önemini, felsefe demek düşünme. Ama bir baktım ki her bilim dalının teorisini yapan felsefeleri var. Fizik felsefesi, kimya felsefesi, teoloji felsefesi. Bunlar bir bütün ve eş güdümlü birlikte gider. Gerçi bizde hiçbiri yok ama habire hep ilahiyatların çağdaşlaşmasını istiyoruz. Ya mümkün değil ki. Eğer sen fıkıh felsefesi, öyle mi? Tefsir felsefesi, hadis felsefesi okutmazsan bu toplum o alanda çağdaşlaşamayacak ki. O nedenle tabii çok önemlidir. İnsanlığın bugüne gelişini de tabii yazdığım kitap var yani 5 milyon yıllık insanlığın düşünme evrelerini yazdım çağımız ve Türkiye'de. Orada gördüm. Ben de bilmiyordum. Okutulmadı, öğretilmedi bize maalesef. O kadar eğitim alıyoruz, onlar okutulmuyor. Baktım ki toplumları ki 18. asra kadar bütün dünya dinseldi. Bugün de dinsel olan toplumları ancak çağdaş düşünmeyi yakalamış ilahiyatçılarla çağdaşlaştırmak mümkün. E kardeşim bakıyoruz biz hala 1000 yıl önce, 1500 yıl önce. Ya 1500 yıl öncesi de 50 bin yıl öncesi, biliyor musunuz? Yani bunları bize din diye anlatıyorlar. Halbuki 50 bin yıl öncesinin, efendim 10 bin yıl öncesinin Mezopotamya kültürünü, düzeyini, o günün akıl çapı düzeyini bize din diye anlatılıyor. Kardeşim bunları aşmadan olmaz. Ama fizikçiler de aşacak, kimyacılar da, sosyolojiciler de, hepsi de. Neyse, okuturken baktım ki düşünme eksikliği var. O nedenle yani ki Atatürk 100 yıl önce bugün Cumhuriyet Bayramı çok müstesna bir güne de geldi benim konferans. Hepimizin bir kere Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Evet. Evet. Ben Atatürk'ü Atatürk açısından ele alırım. Yani felsefe ve bilim açısından.
Gazi Mustafa Kemal'miş, Cumhurbaşkanı. Siyasal ve askeri açıdan ele alma. Benim işim o değil. O başkalarının işi. Bana millet felsefi açıdan ele al diye maaş veriyor. Ben o açıdan aldığım zaman, ya o adam 100 yıl önce fırsatı yakaladı. Ve onu uyguladı. Yani düşünmenin önündeki engelleri kaldırdı. Ama 100 yıldır düşünme nedir, nasıl yapılır diye bir kitap yazmamışız. Halk düzeyinde sistematik düşünme kitabını yazdım. Son bu pandemi döneminde tabii birikimler yıllar ayrı. Sonra baktım ki üniversitelerde de düşünme yok. Kur'an yapma kitabını yazmak zorunda kaldım. İlk, ya niye ilk olsundu ki? Olaydı ben de öğreneydim. Hayır bakıyorum. Ya niye bilim yapılmıyor? Bir tane felsefi fikir, bir tane bilimsel bilgi icadı neden yok? Şimdi garip 150 bin akademisyen var biliyor musunuz? Milletten maaş alıyoruz. Ya 150 bin çeşitli ünvanlarda. Onu yazdım. Sonra baktım ki yani bu felsefede bir eksiklik var. Felsefe nasıl yapılır diye kitap yazmak zorunda. Ha, sonra baktım ki asıl eksiklik çocuğa düşünme öğretiminde imiş. Şimdi onları size ana hatlarıyla kısaca söyleyeceğim, başlıklarla. Çünkü detaylarına girersem, ben bunun kitaplarını yaptım, 6 kitap oldu. Yani her biri 150 sayfa, burada anlatılmaz. Yani daha bastırmadım. O kadar çok yanlış yapıyormuşuz ki derinlemesine girince, ben 0-20 yaş arası yaptım. Ama 0-12 yaş arası o kadar önemliymiş ki. Çünkü nöroloji biliminin tespitlerine göre İnsan beyni biyolojik ve nörolojik olarak 12 yaşına kadar oluşuyor biliyor musunuz? 12. 12 yaşından 25 yaşına kadar gelişimi devam ediyor. Miyelinizasyon dediğimiz bir şey var. O 25 yıl devam ediyor. Onun için Amerika'da 25 yaşından önce oy kullanmaya karşılar. Çünkü bu miyelinizasyon aynı sinir kablolarının kılıfı gibi bir şey. Yağ maddesi yani sonuçta aksit. Bu karar vermeyi sağlıyor, sağlam karar vermeyi. Şimdi baktım ki yani tabii biz dinimizi de bilmiyoruz yani. Dinde bile 12 yaş akil bali zamanında çocuk dinle sorumlu oluyor değil mi? Ondan önce neden dinle sorumlu değil? Ya bir bakıyorum örtüşüyor. Akil bali olmadan dinle sorumlu tutmuyor. Çünkü beyni oluşuyor. Diyor ki çocuğa 12 yaşına kadar, şimdi bakın 3-4 aşama var. Bunların hiçbirinde soyut düşünme yok biliyor musunuz? 12 yaşına kadar çocuğa soyut düşünme yaptırma diyor. Yani din, tanrı, 3 harfli, 5 harfli bilmem ne bu gibi şeyleri 12 yaşına kadar çocuğa vermeye çalışma. Beynini çarpıklaştırıyorsun diyor. Şimdi indirdiler onu 4 yaşına. Ya ne acelem var? Zorun ne? Ya Allah sorumlu tutmuyor, sana ne oluyor? Kendi çıkarı var onda mutlaka. Haksız çıkar var mutlaka. Bir şey dayatılıyorsa onda mutlaka kişisel ama haksız çıkar vardır. Ya bu bilimsel şeyler, felsefi analizler bilinmeden heba ediyoruz. Ak Bey habire beni o açıdan eleştirir haklı olarak. Ya hiç mi umudun yok diyor bu ülkede. Ya hala yanlışlar devam ediyor. O yanlışlar olduğu için 100 yıl
Atatürk düşünmenin önünde engelleri kaldırmasına rağmen bakın sonuç alamadık. Aynı hatalar devam ediyor. E 100 yıl sonra da bu gidişle umut yok. Beni korkutan 90 dakikalık maç bitiyor. Süre bitiyor. Elin oğlu almış uzayla boğuşuyor. Sen hala kendinle boğuşuyorsun. Bakın 0-2 yaş. 3-6 yaş. 7-11. 12-15. 16-19 hukukçumuz var burada. Temyiz, mümeyyiz, rüşt. Yaşı 16'dan sonra değil mi? Ya niye yani? Niye? E beynin oluşumuyla ilgili. 20 yaşta tam yetişkinlik yaşı oluyor. Yani insanoğlu neden 5 milyon yıllık tarihte milattan önceki son 1000 yılda felsefi düşünme yapabilir hale gelebilmiş? 50 bin yıl önce de bir şeyler vardı. Mitolojik düşünme. 10 bin yıl önce tanrısal düşünme var. Sümerler 7000 yıl önce çıktı, bir sürü şeyler yaptılar. Ama felsefi sistematik düşünme yapamadılar. Neden? Çünkü o 20 yaşında yetişkinken yapılabiliyor. 20 yaşından önce 18, 20, 15 çocuktan soyut düşünme beklenebilir ama böyle ağır felsefi düşünme beklenemez. Yapamaz. Bakın 0-2, 3-6. Bakın 0-2 yaş arasında bebeklik dönemi. Bakın kaç tane şey var, düşünme biçimi var. Yani biz bunların hiçbirini, yani beyin oluştukça nedir? Nöronları, sinapsları, bağları yapan, impulsları, algıları, bilmem dendritleri, nörotransmitterleri, taşıyıcıları falan. Bir sürü şey var. Yani bu kadar nöroloji profesörlerimiz var. Maalesef şey yapmadılar. Ben şu kitabı yabancılardan mesela bir nöroloji profesörü ile bir felsefe profesörü bir araya geliyor. Nöroloji profesörü nöroloji ile ilgili teknik bilimsel bilgileri veriyor. Filozof da onları tanıyor ve tanımlıyor, analiz ediyor. Onlardan çıkararak aldım. Tabii kendi çıkarımlarım da oluşuyor bir sürü. Yani beynin öyle bir özelliği var. Yani beynimizi tanımamız lazım. Ya yani beyin müthiş bir sistem. Ve bir beyindeki kapasite ile bir uzaydaki kapasite aynı, biliyor musunuz? Aynı o yıldızlar gibi, o sinapslar, şeyler beyinde. Aynı yıldızlar. Bu yıldızların hepsi birbiriyle bağlantılı, biliyor musunuz? Dünya da onlarla bağlantılı. Biz de dünya ile bağlantılıyız. Dolayısıyla biz de onlarla bağlantılıyız yani. Dünya, yani evrende birbirinden bağlantısız hiçbir şey yok. Ve bütün varlık bağ kurmayla gerçekleşiyor, biliyor musunuz? Hani bunu somut, biyolojik, jeolojik şeylere uyguladığımız gibi soyut, sosyolojik, psikolojik şeylere de uygularız yani. Aynen geçerli. Sonuçta insani dediğimiz sistemlerin hepsi doğal sistemlerin taklididir. Ama bu doğal sistemleri nasıl öğrenirsin? Yani şimdi beynine bakıyorsun, asit. Ne impuls görüyorsun, ne sinaps görüyorsun, ne akson, ne dendrit, ne nör, hiçbir şey görmüyorsun. Ya elin oğlu böyle okuyor bunlar işte. Böyle. Şimdi bakın okuyayım size 0-2 yaş bebeklik. Doğar doğmaz her canlı bunlarla doğuyor. Hayvan canlısı da bunlarla doğuyor. Çünkü doğar doğmaz beyinler hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları bir dünyaya doğuyorlar. Ama orada iki şey gerekiyor. Besin varlığı, biyolojik varlığı sürdürmek için. Bir de avcı var, avcı. Bütün canlılar birbirinin yemi olduğu için doğada iki figür var. Biri av, öbürü avcı.
doğar doğmaz avcısına karşı kendisini korumak zorunda. Avına karşı da beslenmek için saldırmak zorunda. Bu bilgilerle doğuyor. Yani o doğal, biyolojik, nörolojik efendim malzeme aslında bilginin kendisi ve sistemli bir bilgi. Ama biz ondan hiçbirinde yokuz. Onları bulanların içinde yokuz yani. Onları bulanlar da insan kafası. Bizimki de kafa. Hangisi man kafa oluyor? Ya. Düşünmenin oluşumu, somut düşünmenin başlangıcı, biyolojik düşünme, animal düşünme, sensori motor düşünme, duyusal motor düşünme, otistik düşünme, pasif hayali düşünme ve ilkel düşünme. Kaç tane saydım? 10 tane. Bunlarla doğuyoruz. Ve biz 0-2 yaş arasında ki çocuğa bunları geliştirmekle ilgili beyne veri vermemiz lazım. Kim biliyor bunları? Nasıl bir şeydir bunlar? Övünüyoruz. Ben çocuk gelişimci uzmanıyım. Soruyorum. Hangi tür gelişimi? Ya hepsi. Ya bitti. Hepsi olmaz. Ya fiziksel olur, biyolojik olur değil mi? Lojik olur. Epistemolojik olur. He? Bilişsel olur, zihinsel olur. Hiçbirini bilme. Ben her alan, her bütün toptancı yani hani. Ya çocuk gelişimi yapmayalım, yazık günah ya, bu toplum bize maaş ödüyor ya. Ya ayıp günah yani ya, maaş ödüyor ya, hakkını verelim yani. Bak 0-2 yaş 10 tane dedim. Geldik 3-6 yaş arasına. Ne var orada biliyor musunuz? İşlem öncesi dönem, sembolik düşünme, yine pasif hayali düşünme, sihirli düşünme, bak bak. Nedir bunlar? Ben merkezli düşünme, yine animistik düşünme, sezgisel düşünme, sosyal düşünme ve tek boyutlu somut düşünme. Bunlar 3-6 yaş arasında işlenmesi lazım ki çocuk. Yani o dönemin gereğini yapsın ki bir sonraki dönemde yapılabilecek şeyleri yapabilsin. Geldik 7-11 yaş arasına. Tabii bu her dönemdeki düşünme bir sonraya devrediyor. Bak 15 tane oldu şu ana kadar. Şimdi 7, bu 3-6 ilk çocukluk dönemi. 7-11 son çocukluk dönemi. Tabii orada da şunlar ekleniyor. Somut işlemler evresi, somut düşünme ve çok boyutlu somut düşünme. Bakın halen hep somut düşünme var. Şimdi geldik 12 yaşa. 12 yaşında soyut işlemler evresi başlıyor. Şimdi kardeşim bakın, soyut düşünme başlıyor. Formel işlemler, mantıksal düşünme, metafizik düşünme ve gündelik düşünme giriyor devreye. Şimdi onun için diyor ki bilim, çocuğa 12 yaşına kadar bütün somut varlığı öğretmeye çalış ki soyut şeyleri ona verebilesin daha sonra. Size bir soru, hatta iki soru soracağım. Canlılarda kendi yüzünü tanıma sistemi var mıdır? Yoktur. Neden? Bak canlılarda diyorum, biyolojik detayına girmiyorum. Hep başkasını tanıma sistemi. Aynayı da biz icat etmeseydik öyle bir şey istenmiyordu bizden yani, kamerayı falan. Bir soru daha. Beyin vücuttaki 5 duyu organı ile veri alır. Değil mi? 5 duyu organı, koklama, tatma, duyma, işitme, işte görme, değil mi? Dokunma. Ve bunların hepsi somut şeyler değil mi? Gördüğümüz zaman somut.
Ve bunlar hep de kimyasal şeyler zaten. Peki ben size bir soru sorayım. Soyut şeyleri beyne nasıl veriyoruz? Hangi duyu organıyla veriyoruz? O da somut, beş duyu organından biri. Yani buyur. Somutlaştırıyoruz gördüğümüz şeyleri, duyduğumuz şeyleri, kendimizce bir şeylere benzetiyoruz. Bu doğru. Başlangıç doğru. Göz de somut. Mesela fikir, bilgi, anlam. Bunları şöyle veriyoruz kızımız. Sende cevher var, değerlendir onu. Bak hocamız getirdi, ben hocamızı takdir ediyorum. Ya böyle idealist hocalara ihtiyaç var ya. Burada Akdeniz Üniversitesi hoca, öğrenciler de cevher görmüş, almış, getirmiş. Şeyi dolandırıyor. Beni en çok duygulandıran budur. Başkası için ve milleti için bir şey yapmak. Beni başka hiçbir şey duygulandırmaz yani. Yani belki çocuklarım Allah gelsin başına bir bela gelse o da duygulanır. Başka hiçbir şey duygulandırmaz. Bakın, soyut şeyleri somut bildiğimiz hafızamızın, belleğimizin kaydettiği somut şeylere ilintileyerek veriyoruz. Mesela burun kelimesi. Kelime. Burnumuzu göstererek veriyoruz onu beyne. Yoksa burnumuzu tanıtmasak beynimize almaz onu beyin. Ha, nereye geleceğim? 12 yaşına kadar eğer Tanrı'yı tanıtmak istiyorsan çocuğa 12 yaşında en büyük, en güçlü somut varlıkları 12 yaşına kadar çocuğa öğret. He-Man, Süpermen öğret. Ondan sonra Tanrı'yı ona ilintileyerek beyne verirsin. O da beyin onu alır. Kendi beynin müthiş bir veri işleme sistemi var ya. Onlara giremiyorum. Kitapta kısmen var ama yeni çıkacak kitaplarımda daha detaylı var. Müthiş bir sistem. Onları işleyerek alınca özümsüyor. Bir daha tekrar etmeye gerek yok. Ya İslam geleli 1500 yıl oldu. Türkler Müslüman oldu, olalı 1000 yıl oldu. Ya 1500 yıldır Allah var 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 diye merdiven altı, merdiven üstü, resmi, gayri resmi yüz binlerce kişi Allah var diye anlatıyor ya. Niye? Çünkü onu beynimize, beynin veri alma ve işleme sistemiyle vermediğimiz için download, indir, bindir, yükle sistemiyle verdim. Hafızana kaydettiğinle beynin ilgilenmiyor, biliyor musun? Hiç iş olmaz. Kendi alıp işleyecek. Bakın, Cenab-ı Allah bir beyin veri istasyonu yaratıp kaplolu kaplosuz Wi-Fi ile git oraya bağlan dememiş değil mi? Ve israf dememiş, her vücuda beyin vermiş. Ya nasıl ki her vücut sindirim sistemiyle sinir sistemi, yani beynin içinde olduğu sinir sistemi aynı çalışır. Nasıl ki sindirim sistemi kendi vücudu için vitamin üretirse, başkası için üretmez ve üretemezse, beyinler de kendileri için algı üretirler. O nedenle birinin ürettiği algıyı, bırakın milyonları, milyarları, bir ikinci beyne algıyı dayatmak boşuna uğraşıdır. Birinin Allah Tanrı algısını kesin doğru, ya nereden biliyorsun, o da ayrı bir konu da, doğru bile olsa, yarın Allah seni onunla şey yapmayacak ki. Senin algın ne diyecek? Ya ben sana beyin verdim. Niye gittin onun beyniyle hareketin? Nereden biliyorsun bir de onun doğru olduğunu? He, kolaya kaç. Öyle mi? Hem sevap hem kebap, duble menfaat.
vermez Cenab-ı Allah. Benim tanıdığım Allah vermez, ben size söyleyeyim. Benden de daha iyi tanıyan da bu nesilde yoktur yani. Ömrümü harcadım tanımak için. Şimdi ergenlik çağı. Ondan sonra geliyor yetişkinlik çağı, 20 yaş. Bunlara girmiyorum, detaylara fazla. Benim çok söyleyecek sözlerim var. Zaten yarım saati geçmiş. Ama bunların kitaplarını bitireceğim. Milletime bir kıyak daha yapacağım. Öyle gideceğim bu diyardan. Bakın, 20 yaşında yetişkinlik döneminde felsefi düşünme, çok boyutlu düşünme, alternatifli düşünme, sistematik düşünme, sorgulayıcı ve eleştirel düşünme. Yani şimdi beyne baktığımız zaman sadece beyin değil, sindirim sistemi de. Eleştiri ve sorgulama yoksa ne sindirim sistemi ne de beyin adım atmıyor, biliyor musunuz? Hani aklınızda kalsın diye bir örnek vereyim. Bu entropi sistemi vardır hocam, kimya bilir entropi. Onu da bizde formalite olsun diye okuturlar ama ya hangi alanda olursak olalım o alanın felsefesiyle okuyalım. O zaman o alanı öğreniyoruz. Ben entropiye felsefi olarak baktığım zaman bütün evrenin oluşumu, insanın oluşumu, insanın sistemlerinin çalışımını gördüm yani. Çatışma. Mevcudun ilerisine geçmeden mevcudun ilerisine geçemezsin. Ya böyle bir şey yok. Yani Allah'ın öyle bir sistemi yok yani. Sistem böyle. Sebzeyi, yaprağı ağzına aldın diyelim. Ne yapıyorsun ilk iş? Ne demek? Entropi. Parçalıyoruz. Aferin. Analiz. Niye parçalı? Analiz zaten bir bütünü oluşturan şeyi parçalarına ayırmaktır. Ali okula gitti. Ayırıyoruz. Ali okul gitti. Bunları okuyoruz. Bir öğreniyoruz. Bir dağıtıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Çiğniyoruz. Niye biliyor musunuz? Eleştiri ve sorgulama için. Tadı ve kokusu. Niye tadı ve kokusu önemli? Çünkü beyin negatifliklerle çalışıyor. Bozulmuş mu, çürümüş mü? Onun vücuduna zararlı olduğunu biliyor. Buna negatifçilik diyoruz. Doğal beyin negatifçidir. Ama insan da eğer her şeyde negatifçi, otomatik itirazcı, reddedici ise o da animal kalmış demektir. Hüminal olamamış demektir. İnsan farklı olacak. Onu beyin yapıyor. Hep negatif negatif. Tamam da negatiflikle hani bilimsel incelersin. Eleştiri zaten bir şeyin hem pozitifliklerini hem negatifliklerini ortaya çıkarmaktır. Sadece negatiflikler olmaz. O nedenle negatiflikleri biraz bilmek için yani beş duyu organımızda somut negatiflik eğitime gerek yok. Ama pozitiflikleri bilmek için gerek var. Yani bir sebze yaprağını çiğnedik attık, tadı iyi falan ama içinde ne tür mineral magnezyum, mineral magnezyum var, onu bilmek için eğitim lazım. O nedenle bakın çiğniyoruz. Yaprağın düzenini bozuyoruz, analiz yapıyoruz. Bu entropidir. Entropinin birinci aşaması. Mevcut düzeni bozuyoruz. Sonra beyin onu alıyor, işliyor giden ağızdan tat ve kokuyla. Tamam diyor, bu zararlı değil diyor. Emir veriyor. O esophagus ne diyorlar bu boğazda? Ben tabii alanımla olmayan yani terminolojileri fazla telaffuz etmem de bana yakışmıyor yani. Tıpkı ilahiyat terminolojilerini başkalarının telaffuz etmesi gibi yani sırıtır. Şey yapmıyorum, girmiyorum. Ama boğaza, gırtlağa
Hem emir veriyor, komut veriyor, hem de izin veriyor beyin. Bakın küçücük hapı çiğnemeden yutamıyoruz değil mi? Zorlama uyguluyoruz. Zorlama. Ya bunlar birbirine öyle bağlantılı ki mantık ilkelerine gireceğim. Yani bir şey iddia ediyorsan diyor, sonuca zorunlu getirecek bir yeter sebep sunman lazım. Bir tane. Eğer bir tane sunamıyorsan yüzlerce sunuyorsun, hepsi geçersiz. Tıpkı Tanrı tanımı gibi. Tanrı'yı tanımlayamadık hala insanlık. Onun için yok 99 sıfat, yok 999 isim. Hayır, tanımlamaz. Bir tane lazım. Var mı bir babayı Tanrı'yı tanımlayabilen? Yok abi, insanlık henüz onu, o akıl çapına ulaşmadı. Onun için falancanın Tanrı tanımı doğrudur. Yok öyle bir şey. Tanımlayamadı kardeşim, ben okuyorum. Teorik. Kafa katmanını okuyorum. Tanımlayamıyorum. Yani bu iş felsefe filozoflarının yapacağı bir şey. Yapamadılar. Tanımlayamıyoruz. He. Şimdi negatifliklerle pozitiflik olmuyor. Bir dağ kadar birikse bile negatiflikler, ondan bir tane pozitiflik çıkmıyor. Hani gerçi doğal şeyde yani oturuyor, gübre oluyor, bir şeyler oluyor. Yani tepkimeye giriyor falan filan, bir şey üretiyor ama yani gaz olur, memzehirli bir şey olur ama negatifliklerden pozitiflikler üretim. Neyse, iniyor mideye bakın. Midede tekrar ikinci analiz oluyor. İçindeki özü çıkarıyor. Zaten biz ona felsefede fenomen ve numen diyoruz. Bir şeyin görüneniyle içindeki özü farklıdır. Tabii fenomenden, görünenden, görünmeyen öze gitmenin de şartları, sistemleri var. Biz onları da bilmiyoruz. Neyse, çıkarıyor. Entropinin ikinci aşaması geliyor. Düzenlilik. Önce düzensizlik, sonra düzenlilik. Düzenlilik kimyanın en şeyidir, tepkime, reaksiyon. İki şey tepkimeye giriyor, üçüncüsü çıkıyor. Ya her gün bir sürü yemek yiyoruz değil mi? Ya öyle olsaydı Allah bir sefer yerdik olurdu değil mi? Yapmıyor. Beyin de öyle. Her gün yeni veri vereceğim beynine, yeni şey üretecek ki gelişsin. Ya çağ nasıl ayak uyduracaksın? Hani birileri yapmasa tamam ama birileri yapıyor. Osmanlı da öyle yaptı yani. Osmanlı padişahlarına lafım yok. Ulema ve umerası yani o işte maaş alanlar ne yaptı? Ya kefere-i fecere bunlar, saçmalıyor bunlar. Ama adamlar her gün 1500 hatta 2500 yıl her gün beyinlerine veri verdiler, analiz yaptılar, sentez yaptılar. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı geçmişten daha güçlüydü ama birileri daha güçlü oldu. Cantların üzerine oturduk. Hele şimdi tehdit çok büyük. Neyse, ondan sonra çok önemli de şu. Bakın, yediğimiz şeyin %99'unu vücut atıyor değil mi? Posa, dışkı ve atık diye. Beyin de öyle. Okuduğumuz şeylerin %1'ini almaya bakacağız, özünü. Öbürünü atıyor. Neyle atıyor biliyor musunuz? Rüyalarla. Rüyalar beynin dışkısıdır. Başka yere bağlı değildir. Beyindeki verilerdir. Sen farkına varmadan aklından geçirdiğin şeylerdir. Sen farkına varmadan duyduğun, gördüğün şeylerdir. Beyin onların hepsini alıp kendi sorumlu olduğu vücudun varlığını sürdürmek için inceliyor. Ha, sadece uykuda değil. Gündüz gözünüzü kapatın, gözünün önüne görüntüler gelir değil mi? O da dışkı atma işlemidir aslında. Delit yani. Öyle mi? Delit. Sil tabii. Ya bilelim, öğrenelim. Ya ben, ya benim nazarımda bir kişi çok önemli. Ben şimdi bazen pek gitmiyorum da, çok çağırıyorlar. Gittiğim zaman konferansla, böyle konferansçılar endişe ediyor. Kalabalık olacak mı, olmayacak mı diye. Erken ayrılıyorsunuz aramızdan kızlar. Allah uzun ömürler versin. Hayırdır? İyi, hadi bakalım. Şaka diyorum. Bir kişi olsa bile ben 1000 kişi var diye konuşurum. Çünkü bir kişi çok değerlidir. Bütün büyük davalar
tek kişilik davalardır. Peygamberlere bakın. Tek kişi ben. Ama bu kadar insan vallahi gereğini yapsın. Alp Bey, o zaman mutlanırız. Yoksa umudum yok, açık söyleyeyim yani, yok. Alp Bey 100 kilometre vurdu geldi bu iş için. Böyle de var. Buyurun. Sayın hocam, sözünüzü kesmek rica ederim. Tanrı anlayışı, evet. Ve Tanrı'yı çok güzel dinlediniz. Aferin. İslam'da bir adam var, İmam-ı Gazali. Felsefeyle uğraşmayın, imanınızdan uğursunuz. Ya bak onu ben, hatta Akit TV'de, hani reklam olmasın ama bilirsiniz onun şeyini, karakter yapısını, orada söyledim bunu. Ne zaman ki ben beyni tanıdım, beyin geldiği aşamadan bir daha geri gitmiyor, biliyor musunuz? Onun için habire hep düşünme, önlenmeye çalışılır bizim toplumda. Çünkü bir sefer düşündün mü? Nasıl ki vitamin ürettiğinde sindirim sistemi, o vitamin bir daha gitmiyor. Ve o vitaminle, tabii enzimlerle şey yapıyor, sentez, bir kendisinde olan bir de yeni aldığı. Ve bir daha vitamin üretirken var ya, o bir önceki kaliteyle üretiyor. Bir sonraki bir kalite daha yukarı. Beyinde geldiği aşamadan bir daha geri gitmiyor. Orada şunu dedim. Gazali dine felsefeyi uyguladı. Uyguladı. Benim gördüğüm o günkü din anlayışından da çıktı. Bir daha geri dönemedi. Uğraştı dediğini, belki de popüler davrandı. Şeyi meşhurluk gidecek diye millet öyle yaptı ama bugün Freud'un şeyi vardır, psikanaliz. Onunla baktığımız zaman var ya, o artık eski İmam Gazali değil. Biz ne yapıyoruz? Düşünmemek için onu sığınak kullanıyoruz. Bahane. Dini de onun için kullanıyoruz. Yahu kardeşim, bakın İslam kadar dinden çıkmaya ve girmeye müsait başka bir din yok. Ya bileceğiz, teoloji bilmeden de felsefe olmuyor. Teolojide bilince var ya, çok cesaretli oluyorsun ha. Korkmuyorsun çarpılırım, millet çarpar beni diye. Ben çarparım milleti. Millet diyecek, hoca ne diyor bu konuda? Yani devlet bana yetki vermiş. Kim alim olacak bu alanda? Doçent, doktor, profesör. Bana yetki, jüriyim ben. Ya ben halktan korkarsam ne olur bana? Korkmam. Bakın. Hristiyan, Yahudilikte istesen de istesen dine giremiyorsun yani. Anan Yahudiysen öyle. Ama Hristiyanlık da öyle değil. Din adamı, vaftiz. İsterse seni dinle alıyor, isterse de atıyor, aforoz. Yahudilikteki cemaatten atma yetkisi var. Harem diyoruz ona. Bizdeki haram var ya, haram. Oradan geliyor. İbranice, Arapça ile İbranice çok yakın. İslam'da da bunlardan taklitle ve araklama ile tekfir sistemini çıkardılar. Ama bunları fıkıhta, tefsirde, yani İslam'ın muteber ilimlerinde ve kaynaklarında bulamazsınız. Yani yok. Merdiven altı, din işportacıları, Allah esnafının uydurduğu şeyler. Şimdi diyor ki İslam dini, sen düşün, şüphe ettin ve endişe ettin, dedin ki o dinden çıktım. Ya eşhedün la ilahe illallah, getir bir kelime-i şehadet, içeridesin. Öyle mi, öyle değil mi yani? Ne din adamına? Kardeşim, İslam'da kişi kendi iradesiyle dine girer ve kendi iradesiyle çıkar. Başka hiç kimse kimseyi ne dine alabilir ne dinden çıkarabilir. Bu yetki Allah'ındır sadece. Kur'an da öyle der.
Men yertedde minküm an dinihi diye başlar ayetler. Sizden kim dininden dönerse diyor ya. Peygamber bile kimseyi sen dinden çıktın diyememiştir. Dinden çıkarma yetkisi Allah'ın olduğu için bir Müslümanı da tekfirle kafir diyerek dinden çıkaranın kendisi kafir oluyor diyor bizim kaynak kitaplar. Çünkü Allah'ın yetkisine soyundu. Şimdi İstanbul'da eskiden Mazar Osman Akıl Hastanesi vardı biliyorsunuz, duymuşsunuzdur ilk kurulan. Orada çok güzel o. Yani Allah'ın kulları tabii ama yani çok güzel de olaylar olduklarını anlatırlardı başhekimler özellikle. Bir gün deli diyorlar işte, neyse kişi gelmiş başhekime demiş ki şu adamı görüyor musun demiş, evet bu adam kafir. Nereden biliyorsun demiş, ya ben peygamberim diyor demiş yani. Başhekim de tabii ya kafa hani. Nereden biliyorsun demiş peygamber olmadığını, belki peygamberdir. Ya ben öyle peygamber göndermedim ki demiş. Yani şeyinden daha büyük. Aynı durum. Sen başkasına tanrı mısın yani? Kafir diyorsun. Evet bu kadar yeter, tadını da bırakayım. 45 dakika olmuş zaten. Tadını da bırakayım böyle ya. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi ben... Hocam, buyur ne demek tabii. Hocam soru değil de açıklamanızı... Olur, hepsi olur. Hocam soru değil de açıklamanızı tamam. Rica ediyorum. Eskiden ben liseye giderken felsefe dersleri vardı okullarda, liselerde. Şimdi yok. Bu konuda bir görüşünüzü almak istiyorum. İki, Spinoza felsefesi hakkında bir iki cümle kurmanızı istiyorum. Tabii. Bir kere bizde okutulan felsefe, felsefe tarihi ve felsefenin dedikodusudur. Bizim ihtiyacımız olan felsefe nasıl yapılır? Onun da kitabını ilk ben yazmak zorunda kaldım. Ya 70 yıl halen emekli olmuş, yaşıyor. Millet ona 70 yıl masraf yapmış, okullarda hocalık maaşı vermiş, emekli maaşı veriyor. Söylediği şu, bu ülkede felsefe yapılmaz. Ya üzülüyorum yani, sana 70 yıl bunu söylemen için maaşın, sen yapacaksın, kim yapacak yani? Başkasıcılık hastalığı. Buna biz felsefe dedikodusu diyoruz. O bile tabii hiç yoktan iyi ama benim elimde imkan olsa ben 4 yıldır felsefe üniversitesi kurulması kampanyası yapıyorum. İnşallah olacak. Ya bir şeyi halk satın alıyorsa, borsa gibi aynen, o iş olacaktır. Bana çok teklifler geldi halktan. Bir tanesini söyleyeyim. Hocam diyor, benim İstanbul, Ankara ve Bodrum'da arazilerim var. 100 milyon lirada para koyuyorum. Gelin bunu siz yapın. Ya duygulanmamak mümkün mü? Kendisi yararlanmayacak. Milleti için bakın ne yapıyor. Yani var böyle insan ama... Yok dedim, bu devletin derdi olacak. Çünkü benim şey yaptığım bugün olmaz yarın olacaktır. Yani olur inşallah. Yani üç fakülte, fen bilimleri, felsefeleri fakültesi burada da kayda geçsin de ne kadar çok kayda geçerse değil mi Alp Bey? Daha fen bilimleri, fizik, kimya ne varsa, biyoloji hepsinin felsefesi şart. Sosyal bilimler, sosyoloji, psikoloji neyse antropoloji. Bir de teoloji, ilahiyat bilimleri, felsefeleri. Fıkıh felsefesi ne sahip yapmadığınız sürece ilahiyatçı ya da fizik felsefesi, fizik düşünmeyi öğretmediğiniz sürece bir fizik profesörü ondan ilerleme, gelişme, icat beklemeyin. 200 küsur üniversite var. Her üniversitede hemen hemen 50 tane bölüm var. Benim şeyim her bölüme o bilimin felsefecisini koymak. İlk etapta 10 bin kadro gerekiyor. Ne olacak? 100 binler veriliyor yani. Olur. Yeter ki o zihniyette olalım. Yoksa heba ediyoruz milletimizi. Görüyorum pırlanta gibi çocuklar her dönem üniversitede. İşte gençtim. Pırlanta. Ama bomboş be.
Ha çabası olan var, yok değil işte böyle sizler gibi babaları şey yapanları var. Farklılık görüyorum yani bazılarında. Ama sistemli değil, yeterli olması lazım. Spinoza deyince, işte düşünme böyle gelişmiş. Spinoza ile beraber düşünmede filozof-teolog çatallaşması başlamıştır. Yani salt felsefeyi 18. asırdan sonra doğuranlar aslında ondan önceki din adamları, Hristiyan, Yahudi din adamları, keşişler, papazlar. Papalıkta bunlar çalışıyordu ama yasaktı. Çokları biliyorsunuz engizisyonla, işkenceyle öldürüldüler. Bunlar, Yahudilerin bir avantajı vardı. Hristiyanlar yani papalık onları Hristiyanlığa göre mahkum edip öldüremiyordu. Ha, cemaatten atıyorlardı. Şimdi bizde de o yapılmaya çalışıyor. Her yere bir cami yapılıyor ya. Aslında her mahalleye bir cami, yani her mahalleyi bir cemaat, camiye bağlamak. Parish Church derler İngilizce. Her mahallenin kilisesi vardır ama adam günah çıkartıyor. Senin hocan ne yapabiliyor? Hiçbir şey yapamıyor ki. Oraya bağlılar. Gidiyor günah çıkartıyor falan yani. Yani oralardan alıyoruz ama yarım yamalak. Bize tutmaz, uymaz ama her tarafı minare dolduruyorsun. Karşı mısın? Minare ne? Ya laf lafı açıyor. Hocam nereden sordun ya? Bana hiç koy. Minare Müslümanlıkta yok aslında. Nardan gelir. Nar ateş demek. Arapça ismi zaman ismi mekan minare. Ateş yakılan yer demek. Hani zerdüşt bunlar diyor ya bizimki. Ya zerdüşt aferin. Zerdüştlükten alınma. Mecusi. Şerefe'de ateş yakarlarmış. Dibinde de secdeye namaz derler onlar. Tabi Kur'an'daki salatı da beğenmedik. Çünkü salatta fiziksel değil zihinsel bağ kurmak vardır. Allah'la. Zihinsel. Düşünmeyle. Bağ. Sıla-i Rahim oradan gelir ya. Sıla, salat, dua. Neyse yani namaz kılanlar kılsın hiç yanlış anlaşılmasın ama yani şeye taşımak. Düşünme aşamasına taşımak. Şimdi böyle işte ne bileyim nereden yani laf lafı açıyor. Spinoza evet şeydi hem teologtu hem de filozof. Şimdi tabii o dönemler kolay değil. Yani beşeri akla tabii ondan iki asır sonra aydınlanma oluyor yani kolay değil yani ondan İki asır önce de Rönesans başlamış, yürüyor yani. Ama yürüyor bakın, öldürmelerin rağmen hiçbiri pes etmiyor. Biz de hemen korkuyu gördük mü içeri düşme ya da maaş kesimle hemen dönüyoruz yani. Olmaz ki böyle yürümez yani, korkmayacaksın. Spinoza Portekiz'den Hollanda'ya kaçmasa da oraya gitmişti efendim. Ama şey var, papalık onu öldüremiyor Yahudi olduğu için. Ha, evet evet, Hristiyan olsa gidecek. Götürecekler onu. Onun için ben hep şey derim ya. Allah dincilerin zulmüne düşürmesin. Çok zalim oluyorlar. Dindara can kurma ya. Dindar kadar güzel bir şey olur mu? Biz onu formüle de ettik. Bu çağda ve bu çağdan sonra her zaman dindar olunabilir. Ama bugünkü düşünüş biçimiyle dindar olunabilir. Geçmiş düşünme biçimleri, ben 8-10 tane tespit ettim antropolojik olarak, onlarla artık olunmaz. Onlarla, bu da Allah'ın, ha Spinoza ne yapıyordu? Bir taraftan Tanrı'yı yüceltiyordu, oradan da sfer yani alan transferi yapmaya çalışıyordu insana, akıl. Özgür düşünme alanı transferi. Tabii böyle çıkıldı, kolay çıkılmıyor yani. Dedi ki bu aklı madem bize Tanrı verdi, bu aklın üreteceği her fikre de onay veriyor demektir. Bak bak.
Ya bunları bulup buluşturmak arkadaşlar kolay değil. Kim için yaptılar bunları? Bizler için. Biz ondan kendileri yararlanamadı. Onun için ben onların önünde her konferansta, gıyaplarında eğilirim. Allah rahmet falan demem öyle bir şey. Çünkü onlar bizim Tanrı'nın, Allah İslam'ın Tanrısı'nın özel ismidir. Yahudilerin Tanrısı'nın özel ismi Yahova'dır. Ama cins isim olarak genel Tanrı başka bir şeydir. Onlar hani deriz, ya Edison cennete gidecek mi? Oğlum o senin cennetine girmek istemiyor ki. Sana ne oluyor? Ha, kendine pay çıkaracak. Bak bana muhtaç olacak. Ben ondan büyüğüm. Benim cennetime gelecek. Ulan oğlum onlar senin cennetine girmek istemiyor ki. Sana ne oluyor? Ya işte felsefe böyle bir şeydir. Tatlı bir şeydir. Sorgulayıcıdır. Hem ağlarım hem giderim. Hem sorgularım hem inanırım. Hem inanırım hem sorgularım. Ya bana bu beyni Allah vermiş de yani böyle yani sistemi bu. Sen zor geliyor, ufakçı, haksız kazançı, kaç bundan? Kardeşim Abraham Maslow'un dediği gibi her insanda farklı cevher vardır. 85 milyon kişi toplumun var olabilmesi için 85 milyonun her biri cevherini kullanmak zorunda. Bir tane eksik olur, 1 milyon eksik olur, jigsaw puzzle'da o kadar parça eksik olacak. Bu toplum şey yapamaz ki. Var olamaz yani. Öbürünün sırtında taşıyacak tamam da o boşluğu nasıl dolduracak? Herkesin cevheri ayrıdır. Onun için der ki, siyasal iktidarların görevi yasaklamak değil. Yasaklamak acziyetten gelir. Dini de kullan, din yasaklıyormuş. Zaten onun için dini iktidara getirmek istiyorlar. Yasaklamak için. Git Taliban'a bak, İran'a bak, Suudi Arabistan'a bak. Hep yasaklamak için. Ha antipanada şunu söylediğimizde. Ya, laf, ya sizden çok güzel sinyal aldım da böyle anlatıldım. Vallahi. Şunu bitireyim sordum. Hilal'le birlikte ikisini bir de Hilal ha. Varmış. İkisini birlikte. Hocamın. Buyur ama neyse unutmayayım. Çocuklardan girdik konuya. Evet. Şimdi felsefecilerde de inanan felsefeciler de var. Ha ona hiç girme. Ona hiç girme. Niye? Niye girme? Niye girme? Felsefenin metodunu bilmek lazım. Bakın felsefede kişicilik yoktur. Maalesef bizim din anlayışımızda kişici vardır. Kişi yok ya. Söz fiil var. Bakın ona bakarsan bazı filozoflar olumlucudur, bazıları negatifçidir. Ama hepsi aynı şeye çalışır biliyor musun? İnançlı olabilir. Hiç önemli. Kişinin zaten bir önemi yok da. Mesela diyor ki şu konuyu bir olumlu açıdan ele alayım. Ya ne büyük maraton koşuculuğu be. 500 sayfa irdeliyor, 100 sayfa tane soru soruyor, cevaplarını buluyor, tekrar soruyor. Ya ben kimle karşılaştıysam şimdiye kadar, vallahi birinci soruda çöküyorlar. Ya bu ülkenin bulundukluk gücü var ha. Akademisyen hani bir soru sordum çöküyor. Neyse Allah'tan yani büyük nimet, Türkiye Cumhuriyeti bir devletimiz var, büyük nimet ama bir yumruk vurdu işte. O denilen adam çöktük yani değil mi? Her şeyimiz bir yumruk. Neyse. Ben yok anladım. Senin için vakit yok. Şöyle diyeceğim. Bunu metodu söyleyeyim de belki gerek duymayabilirsin ama bir olumlu açıdan ele alıyor. Ondan sonra aynı filozof diyor ki bir de bunu olumsuz negatif açıdan alayım bakayım ne çıkacak. Ha bunlar onların inandıkları görüşleri değil. Onların amacı zaten nihai doğruya ulaştık diye bir amaç yoktur. Nihai doğru yok. Sürekli doğru yenilenmesi gerekiyor ki ilerleme olsun. Evet buyur. Şimdi işte oradan geleceğim de biraz ayrıntılı bir soru sormak istiyorum. Şimdi inanan felsefeciler bir de inanmayan felsefeciler var. Dinin
din biliyorsunuz dogmadır, hani değişmez kuralları var. Şimdi dinin olduğu yerde felsefe olur mu? Hatta bir felsefeci de Tanrı benim aklımda ne kastetmiş olabilir diyerek inanca gidiyor. Kiran Sorensen mi? Çok hatırlayamıyorum şu an. İsmini yanlış olabilir. Yani şunu söyleyeceğim. Bu dinin bağlantısı, dinin olduğu yerde felsefe yapılır mı? O da bir ayrı bir soru. Bu dinin çıkış noktası olarak psikoloji ve korkuyla bağdaştırma gibi bir durum var mıdır felsefenin içinde, düşünme tarzında? Onu da merak ettim açıkçası. Anlıyorum senin söylediklerini. Bir kere korku tamamen duygularla ilgili bir şey. He? Zaman sıkışmış, kapatıyorum. Zaman sıkışmış, arkadan gelecek var. Dediğin gibi dinle felsefe ne dost olabilir ne düşman. İki soru sorarız. Bir, bu bilginin elde edilme kaynağı. İki, bu bilginin elde edilme metodu. Bu bilimde de, dinde de, felsefede de farklıdır. Evet. Hocam. İyi günler. Dolmuş vakit, arkadan konuşalım. Evet, bırakmam. Hocam, ilacı beğendiniz. Potansiyel gördünüz. Yani. Bir de burada Tuana var hocam. Bir de onun potansiyeli. Yok, olur. Bir soru sorsun bakalım. Bir soru sorsun. Saat başlamış. Teşekkürler. Her insanın içinde Tanrı'dan bir parça vardır diye bir söz vardı eskiden. Siz bu söz hakkında ne? Yok, felsefe ve bilim, bakın onu da söyleyeyim. Bilim bulgulamadığı sürece var demez. Yok da demez. Felsefenin metodu nedir? Mantık ilkeleri, mantık disiplininin 4-5 ilkesi var. Bu ilkelerle akıl yürütüp sorgulayıp tutarlı bir sonuca ulaşırsa onu söyler. Ve bu Tanrı'nın bu dediğiniz şeyleri mantık şeyiyle bir sonuca ulaşamamıştır. O nedenle şöyle der felsefe: gerçek bir Tanrı vardır, ihtimal dahilindedir. Yatsımıyorum çünkü mantık olarak yokluğuna ulaşamıyor. Ama onun dışında insanların uydurdukları, ürettikleri tanrıların hepsi taşeron tanrıdır. Efendim, biz de hocamıza teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız adına çiçek takdimi yapıyoruz. Hocam, katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Başkanımızın selam ve sevgisiyle. Ben de bu arada Sayın Başkanımı kutlamak istiyorum. Yani böyle güzel bir organizasyonu yapmasından çok entelektüelliği olan ve Antalyalıların böyle çağı yakalamalarına olan inancı, düşüncesi, samimiyeti ve ona yönelik çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Antalyalıları da tebrik ediyorum. Başkanları ve Antalyalılar birbirlerine çok uygunlar. İyi günler diliyorum. Biz de başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına size çok teşekkür ediyoruz ve hocamızın kitap imza etkinliği Doğu Kitabevi standına devam edecek. Sizleri Doğu Kitabevi standına bekliyoruz. Türkiye'de belediye eliyle yapılan en büyük kitap fuarı. Okumak lazım diyerek 12 yıl önce başlayan ve her yıl yüz binlerce kitap severi ağırladığımız Antalya Kitap Fuarı başlıyor. Birbirinden değerli yazarların, birbirinden değerli yayın evlerinin katılacağı Antalya Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu, Camdaki Kız, Madalyonun İçi, Hayata Dön gibi sevilen kitapların yazarı, psikiyatır, Doktor Gülseren Budayıcıoğlu. 12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim 30 Ekim tarihlerinde 10 ila 20 saatleri arasında Cam Piramit'te. Hayata okuyarak devam diyor ve tüm kitapseverleri fuarımıza bekliyoruz.